İnsanlık tarihinin en inanılmaz anlarından birini izliyorsunuz. Bu kişi uzaya ilk çıkan astronot Yuri Gagarin. O, uzaydan dünyayı seyrederken dünyada uzay çağına girmiş oldu. Tabii o zaman uzay çalışmaları dünyada sadece ABD ve Sovyet Rusya tarafından gerçekleşiyordu. Gagarin'in seyrettiği dünyadaki Türkiye'nin uzay çağını yakalamasına henüz daha vakit vardı. Bu çağda artık dünyadaki hiçbir gelişmiş sistem uzay sistemlerinden bağımsız olamaz. Mutlaka ve mutlaka uzay sistemleriyle ilgili olacaktır. Uzay sistemlerinden bilgi alacaktır, sinyal alacaktır, destek alacaktır. Öyle olduğu için de dünyada iddia sahibi olan bütün ülkelerin uzaya yatırım yapması kaçınılmaz. Biz bu arada uzay çağını yaşadık. Uzay çağını bitirdik. İkinci uzay çağına girdik neredeyse. Eğer ki 3. Dünya Savaşı ortaya çıkarsa, umarım çıkmaz, yapılacak ilk işlerden bir tanesi özellikle büyük devletlerin kendisine düşman olan ülkelerin uydularını yerden yok etmektir. Çünkü bu bütün uydular dünyayı gözlemlerler, sürekli gözlemlerler. Dolayısıyla sen bir savaş ortamında kendi ülkenin gözlenmesini istemezsin. Dolayısıyla diğer düşman ülke o gözlem uydularını yok edecektir. Aradan yıllar geçti ve Türkiye 1994'te TürkSat-1A uydusunu fırlatarak "Uzayda ben de varım," dedi. Gagarin'den sonra günümüze dek 46 ülke uzaya insan göndermişti. Tarihler 2024'ü gösterdiğinde ise artık sıra bize geldi. Uzaya çıkan 610. kişi bir Türk oldu. Alper Gezer Avcı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Ve ilk Türk astronotu uzaya fırlatıldı. Saatler 00:49'u gösterdiğinde. Ve Türkiye'nin uzay rüyası gerçek oldu. Milyonlar dün gece tarihi bir ana tanıklık etti. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı bir haftayı aşkın süredir uzayda. Böylece milli uzay programımızın önemli olan hedeflerinden birinin yanına tik konulmuş oldu. Alper Gezer Avcı'nın gönderilmesindeki amaç uzayda bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizin görünürlüğünü sağlamak ve genç nesilleri teşvik etmekti. Bu yolculuk uzay hikayemizin sonu değil, başlangıcıydı. Alper Gezer Avcı'nın da uzaya çıkmasının aslında genç neslimizin önümüzdeki, gelecekteki uzay projelerimizde görev alacak mühendislerin, teknisyenlerin ve o çalışanların ilham alması, uzay alanında teşvik edilmesi anlamda önemli ve kıymetli buluyor. Peki Sovyetler 1961'de ilk insanı uzaya gönderirken biz neden çıkamamıştık? Sahi Türkiye uzay serüveninde bugüne kadar neler yaşadı? Artık Türkiye'de İnsanlığı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. Astronomide yeni bir dönem başladı. İlk Türk astronot ünvanını taşıyacak isim belli oldu. Bu ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te açıkladı. 44 yaşındaki jet pilotu Alper Gezer Avcı. Galaksimizin merkezinde devasa bir kara delik olup olmadığı sorusu yaklaşık 30 yıldır tartışılıyor. Asırlar önce Türk ve Müslüman alimlerinin yaptığı çalışmalar sayesinde bugün tüm dünyada uzay çağı konuşuluyor. 9. yüzyılda Güneş'in kendine özgü hareketini keşfeden Fergani, 15. yüzyılda gezegenler arası uzaklığı hesaplayan Ali Kuşçu ve 16. yüzyılda gökbilimde gözlem yöntemini geliştirip yaygınlaştıran Mirim Çelebi. Tüm bu insanlar astronomi biliminin temellerini atan gizli kahramanlar. Astronomi insanlığın ilk bilimidir demeliyiz. Çünkü insanlar etrafındaki şeylerle ilgilenirken bir taraftan da ilgilendikleri en önemli şey gökyüzüydü. Gökyüzünün güzelliği, bilinmezliği, büyüklüğü, astronominin aslında ilk bilimlerden birisi olması, belki de ilk bilim olmasını sağlamıştır. Uzay stratejik bir alan, jeopolitik de bir alan. Pek çok gelişmekte olan ülkelerin ya da uzay alanında kendi adından söz ettirmek isteyen ülkelerin pek çok planlamaları var. Bizimle beraber işbirliği yapmak isteyen ülkeler var. Hali hazırda yürütülen işbirlikleri de var. Uzay işbirliği yapılması gereken bir alan. Türkler ve Türk devletleri geçmişte
atalarının yaptığı gibi bugün de astronomi bilimini önemsiyor, bu alanda çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılında imzaladığımız Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'nde Türk devletlerinin yapacağı işbirlikleri maddeler halinde açıkça belirtilmişti. Bunlardan belki de en önemlisi uzay alanında yapılacak işbirliği. Türk devletlerinin teşkilatı üyesi ülkeler, uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşarak, ortak uydu üretmek gibi pek çok önemli konuda güç birliği yapma konusunda kararlı. Bazen elinizde bir araba vardır, eskidir ama onun gücünü bilemezsiniz. Gazına basarsınız birazcık, ilerlemeye çalışırsınız, ağır aksak gidermiş gibi hissedersiniz. Sonra araba bir kendine gelir ve canavar gibi yollarda gayet güzel, yolu iyi tutarak gayet iyi yürümeye başlar. Bu örneğin için verdim. Astronomi böyle oldu Türkiye'de. Önce yavaş yavaş başladı. Ne oluyor, ne bitiyor demeden şu anda son derece modern, son derece güzel, son derece ilgi çekici, son derece harika bir şekilde ilerleyen bir bilim haline geldi. Biraz geçmişe gidip Türkiye'nin uzay faaliyetlerine bakacak olursak, bu alanda çok da yeni olmadığımız anlaşılacaktır. Çoğu ülke gibi biz de ilk çalışmalarımıza haberleşme uydularıyla başladık. İlk denememiz olan TürkSat-1A uydusu 24 Ocak 1994'te uzaya fırlatıldı. Ancak rokette meydana gelen arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü. İlk denemeden kısa süre sonra Ağustos 1994'te TürkSat-1B uydusu fırlatıldı ve yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştirildi. Bu, Türkiye'nin ilk uydusu olarak tarihe geçti. Böylelikle uydu yayıncılığı serüvenimiz de başlamış oldu. Bu büyük adımla birlikte artık televizyon kanalları ve haberleşme sistemleri TürkSat-1B uydumuzu kullanarak hizmet vereceklerdi. Dijital sistemine dayalı cep telefonuna Türkiye sahip olmuştur. Yani Türkiye bugün çok önemli bir şey kazanıyor. Bu telefon cebinizdedir. Bununla dünyanın istediğiniz yeriyle konuşursunuz ve dinlenmez. Fevkalade önemli bir olaydır. 1B'nin arkasından diğer uydular da uzayda yerini almaya başladı. TürkSat-1C 1996'da, TürkSat-2A ise 2001 yılında yörüngeye yerleşti. Yaklaşık 15 yılda hepsi ömrünü tamamladı. Bu kez yeni adresleri çöp yörünge oldu. 1C Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Asya bölgelerini kapsıyordu. 2A ise bu bölgelere ek olarak Rusya'yı da kapsama alanına almıştı. 2003'e gelindiğinde Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu BILSAT fırlatıldı. TÜBİTAK Uzay'ın katkılarıyla geliştirilen bu uydu, haritacılık, afet izleme ve şehir planlama amaçlarıyla kullanıldı. İngiltere'de bir partner firma, üniversiteyle beraber ortaklaşa bir uydu temin ediliyor ve bu uydunun iki kritik bileşeni de yerli imkanlarla TÜBİTAK bünyesinde geliştiriliyor ve en önemlisi aslında bir insan kaynağı yetiştirme programı olmuş oluyor. Oradan edinilen tecrübelerle Türkiye'nin ilk ve yerli milli gözlem uyduları üretiliyor. RASAT, Göktürk 2, İmece. BILSAT'ın ardından TürkSat-3A, yeni nesil haberleşme uydusu 2008'de uzayla buluştu. Böylece televizyon yayıncılığının yanı sıra internet, ses ve veri aktarımı daha hızlı ve güvenli hale geldi. Ek olarak 200 televizyon kanalı da izleyiciyle buluştu. 3A'nın 20 yıl boyunca hizmet vermesi bekleniyor. Gelelim BILSAT'tan edinilen tecrübelerle üretilen ikinci gözlem uydumuz RASAT'a. 2011'de Türkiye'nin uzaydaki gözü olarak fırlatılan RASAT, ülkemizde tasarlanıp üretilen ilk yerli gözlem uydusu olma unvanına sahip. TÜBİTAK Uzay tarafından kurulan Gezgin portalıyla da RASAT uydusundan elde edilen görüntülere herkesin erişimine imkan sağlandı. Uydu imalatı konusunda Türkiye gerçekten ciddi mesafe aldı. Önce TÜBİTAK bünyesinde BILSAT diye bir uydu yapıldı. Bu aslında deneme mahiyetinde bir uyduydu, küçük bir uyduydu ama başarılı oldu. Hemen arkasından RASAT hep bir şeyler öğrenerek ve üzerine koyarak gidildi. RASAT'tan yaklaşık bir yıl sonra yüksek çözünürlüğe sahip keşif ve yer gözlem uydumuz Göktürk 2 de yörüngesine oturdu. Türkiye'nin savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak gibi önemli bir görev üstlendi. Aslında her uzay teknolojisi silah teknolojisi olarak düşünülmemeli. Şöyle ki özellikle roket teknolojisinin içerisinde biliyorsunuz sonuçta ateş yanıyor ve yani şiddetli bir patlama var. Ve bu patlama doğal olarak silah teknolojisinde kullanılabilir. Onun için özellikle Amerika, Avrupa, evet belli bazı ülkeler bunu silah teknolojisi olarak düşündüğünden dolayı örneğin Amerika'da roketlerle alakalı bir iş yapmak isteyen yabancı bir vatandaşsanız size iş vermezler. Çünkü Amerika kendi ürettiği bir roket teknolojisini başka bir ülkenin insanı kendi ülkesine götürdüğünde bunu silah teknolojisine dönüştürebilir diye endişe ediyor. Onun için böyle bir kısıtlama var.
TürkSat-4A uydumuz ise 2014'te uzaydaki vazifesine başladı. Kendisi Türkiye'deki televizyon yayıncılığının mihenk taşlarından oldu. 18 Eylül 2014 gecesi televizyon kanallarının TürkSat-2A'dan 4A'ya geçişi tamamlandı. Böylece kullanıcılara izleyebilecekleri daha fazla televizyon kanalı ve HD izleme özelliği kazandırıldı. 4A'nın ardından 4B'de 2015'te daha hızlı internet vermek amacıyla uzaya gönderildi. Bir yıl sonra gönderilen Göktürk 1 uydumuz da dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlü görüntü elde etme yeteneğine sahip. NATO'nun bir harekat alanı olarak uzayı tanımlaması ve bunu bütün üyelerine de imzalatması çok önemli bir gelişmedir. Çünkü bir yer NATO tarafından harekat alanı olarak ilan edilirse orada en azından bir operasyon olacağı anlaşılabilir. Harekat alanı demek o demektir zaten. Şu anda Amerika uzay kuvvetlerini kurmuş vaziyette. Rusya kurmuş vaziyette. Çin kuruyor belki de. Dolayısıyla artık savaş alanında uzay söz konusu oluyor artık. Yeryüzünden bu tip şeyler olmayacak belki de, uzaydan olacak. Dolayısıyla durup bakamayız. Sonuçlarını görelim, ona göre hareket edelim diyemeyiz. Türkiye, TürkSat 5A ve 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen nadir ülkelerden. Fırlatılan her iki uydu da televizyon yayıncılığı ve haberleşme amacıyla faaliyet gösteriyor. TürkSat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta ve Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i içine alan geniş bir kapsama alanına sahip. 5B ise sağladığı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'de erişilemeyen kırsal bölgelere internet altyapısını kazandırıyor. Birbirinden önemli görevleri üstlenen bu uydulardan en son gönderdiğimiz ise İmece. O da ülkemiz için dünyanın her yerinden askeri ve sivil amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamakla görevlendirildi. 2023'ün Nisan ayında uzayla buluşan İmece'nin ardından yeni nesil İmece 2 ve 3 de yolda. 2027'de hazır olması planlanan bu uydular uzaya fırlatıldığında Türkiye artık sadece uydusunu yapan değil, takım uydusu da yapabilen ülke konumuna yükselecek. Türk mühendisler tarafından geliştirilen TürkSat-6A uydusu uzaya çıkmak için gün sayıyor. Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu TürkSat-6A Temmuz'un ikinci haftasında uzaya gönderilecek. Milli haberleşme uydusu TürkSat-6A'da geri sayım başladı. Fırlatma için son hazırlıklar yapılıyor. Dünyada olduğu gibi uzayda da hızla büyüyen Türkiye'nin bir sonraki önemli adımı TürkSat-6A'yı uzayla buluşturmak. Peki bu uydunun önemi ne? TürkSat-6A'nın önemi gerçekten aslında çok büyük. Bugüne kadar pek çok ülkemizde de yayın yapan ulusal ve uluslararası televizyon kuruluşunun yayın yaptığı TürkSat uyduları bugüne kadar hep tedarik edilen uydular oldu. İşte Avrupalı ya da Japon üreticiler tarafından temin edildi. TürkSat 3A, 4A, 4B, 5A, 5B uyduları. Ama ilk defa yerli milli imkanlarla ülkemiz altyapısı kullanılarak TÜBİTAK Uzay'ın ana yükleniciliğinde TUSAŞ, Aselsan ve SİTEK firmalarının da katkılarıyla Türkiye'nin kendi milli haberleşme uydusu üretilmiş durumda. Son safhadayız, son fonksiyonel testleri yapılıyor ve bu yıl içerisinde uzaya göndereceğiz. Uzay yarışını aslında ikiye bölebiliriz. Bir, özellikle devletlerin uzay yarışı. Özellikle ilk başta işte Amerika ile Sovyetler Birliği'nin ilk başlarda başlattığı işte önce uzaya çıkma yarışı, ondan sonra insan gönderme, sonra Ay'a gitme, sonra uzay mekiği programı vesaire vesaire. Bu ilk devletlerin yarışı olmuştu. Bu da geç kaldık. Böyle bir şeye geç kalmış durumdayız. Ama şu anda farklı bir yarış ortaya çıktı. Artık sivil uzay şirketlerin, özel uzay şirketlerinin de bir yarışı başladı. Artık uzaydan para kazanma devri ortaya çıktı. Türkiye'de yalnızca uydu çalışmalarının olduğunu, bunu da yalnızca devletin yaptığını düşünmek büyük bir yanılgı olurdu. Çünkü ülkemizde faaliyet gösteren özel şirketlerin de uzay çalışmaları mevcut. Örneğin Aselsan şirketinin üzerinde çalıştığı Yakut projesiyle Türkiye'nin uzaydaki varlığının güvende olması sağlanacak. Roketsan şirketinin MUFS adlı mikro uydu fırlatma sistemiyle de kendi yaptığımız uydular yörüngeye fırlatılabilecek. Baykar Teknoloji ise Fergani isimli bir uzay otobüsü projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. İşte Roketsan roket sistemleri geliştiriyor. Delta V gibi bir şirketimiz yine hibrit motorlar çalışıyor. TÜBİTAK'ın başka enstitülerinde, SAGE'de vesaire uzay çalışmaları yapılıyor. Sadece TÜBİTAK uzayda da değil. Malzeme çalışmaları vardı. Aselsan'ın çalışmaları vardı. Birçok çalışmalar. Ama dağınıktı. Yani bunları derleyip toparlayacak, koordine edecek ve bir strateji oluşturarak bu kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak bir
kuruma ihtiyaç vardı. Bütün dünyada da bu kurumlar ajanslardır. Yani uzay ajanslarıdır. Hep çok bilinen işte Amerika'daki NASA, işte Avrupa'daki ESA, Japonya'daki JAXA, Rusya'daki Roscosmos gibi. Hep ajanslar bünyesinde bunlar yapılır. Türkiye de bunu gördüğü için 2018'in sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle ve imzasıyla bu ajans kuruldu. Türkiye'nin bugüne kadar uzay alanında birçok faaliyeti olmuş olmasına rağmen bence Türk Uzay Ajansı'nın kurulmuş olması ve bundan sonra da Türkiye'nin bir uzay programı, milli uzay programının belirlenmiş olması bence çok çok büyük adımdı. Çünkü bugünün çocukları uzun vadeli bir uzay programını bildiklerinde tamam diyecekler. Evet, ben şu anda uzayla alakalı çalışmaya başlarsam önümüzdeki 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da belli bir plan var. Ben her zaman bununla alakalı çalışabilirim, iş bulabilirim diyebileceği bir durum olacak. Onun için milli uzay programının var olmuş olması çok önemli. Türkiye'nin uzay serüveninde en önemli adımlardan biri 9 Şubat 2021 günü atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli uzay programını bu tarihte tüm dünyaya ilan etti. Milli uzay programımızda hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi kaynak ve yetkinliklere sahip olmamız gerektiğini, adımlarımızı ne zaman ve ne şekilde atacağımızı belirledik. Şimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, ayı gör. Milli uzay programıyla artık Türkiye'nin bir yol haritası oldu. Programda belirlenen 10 hedefe 10 yıl içinde ulaşılması amaçlanıyor. Şöyle deniyor, Türkiye'mizin bir sürü ihtiyacı var, kaynaklar da kısıtlı. Niye bu kaynakları uzaya kullanalım? Yani doğru bir tercih midir? Evet, doğru bir tercihtir. Hatta bana göre zaruri bir tercihtir. Eğer bugün bu paraları, bu yatırımları uzaya yapmazsak, emin olunuz eğer bu uzay treni kaçarsa yarın biz çok daha fakir duruma düşeceğiz. Çok daha güçsüz bir duruma düşeceğiz. Aynı, şimdi dönüp ah ecdadımız keşke şu sanayi devrimini kaçırmasaydı diye dizimizi dövmemiz gibi ve haklı haksız ecdadımıza bühtanda bulunmamız gibi, o zaman da gelecek nesiller bize aynı şeyleri söyleyecekler. Bu fırsatı niye kaçırdınız diye. Uzay sadece bilim insanları ve astronotlar için değil, aynı zamanda kariyerlerini şekillendirmeye çalışan genç nesiller için de sınırsız imkanlar sunuyor. Uzaydaki yükselişine devam eden Türkiye, bu sebeple gelecek nesillerin bilime olan ilgisini ve hevesini artırmaya çalışıyor. Artık tüm dünyanın şüphesiz kabul ettiği bir gerçek var ki, hayat uzaya doğru gidiyor. Uzayla direkt ilgisi olduğu çok düşünülmeyen, çok görülmeyen branşlar dahi olsa, o dalları dahi okuyor olsanız mutlaka uzayla bir ilgi kurunuz. Çünkü ben şuna inanıyorum, şu anda teknik bütün disiplinlerin uzayla ilgisi var. Hatta sosyal disiplinlerin de uzayla artık ilgisi var. Bakın uzay hukuku var. Çok ciddi manada gelişiyor ve çalışılıyor. Şimdi şu anda dünyada binlerce hukukçu uzay hukukuna eğildiler. Türkiye'de de var bu yönde çalışmalar. Siz örneğin medyada çalışan insanlarsınız. Uzay medyacıları olacak. Uzayla ilgili haberleri uzaydan yapan insanlar olacak. Temizlik işçileri bunun... Uzay temizlik işçileri de olacak. Bu meslekler de çıkacak ve çok çok iyi para kazandıran meslekler olacak. Şaka değil. Uzay mimarları olacak. Uzay psikologları olacak. Uzay doktorları olacak. Uzay hukukçuları olacak. Bunların hepsi 2050'den önce gerçekleşecek işler. 2030'da çok yoğun olarak ortaya çıkacak. Bunların ne kadar gerçekleştiğini göreceğiz. Bütün herkes ne iş yapıyorsa, ne biliyorsa bunun uzayla olan ilgisini, irtibatını kurmaya çalışsın. Çünkü uzay bundan sonra hep hayatımızda olacak, kuvvetli bir şekilde olacak ve hiçbir zaman geri gitmeyecek, hep ileri gidecek. Bu yüzden bunu yapanlar kazanacaktır.